Türk ekranlarından merhabalar. Muhasebenin yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de çok kıymetli bir isimle beraberiz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Müşra Hanım, Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Muhatap'ta. Bu hafta hepimizi ilgilendiren, hayatının tam merkezinde olan aslında tarım konusunu ele alacağız. Türkiye'nin tarım politikalarını, vizyonunu konuşacağız. Gıda tüketimi, güvenli gıdaya erişimi ele alacağız. İklim değişikliğini, kuraklığı, artan sıcaklıklar ve bunların bize tarıma etkisini konuşacağız. Çok fazla başlık var, konuşacak ve muhatap başlıyor. Efendim bir kez daha hoş geldiniz diyorum hoş bulduk, öncelikle. Haber Türk ekranlarında da ilk kez sanırım muhatap programlarıyla bizlerle birlikte oluyorsunuz, değil evet, mi? Evet, programınız tekrar hayırlı olsun. Çok keyifli bir ortam. Güzel bir sohbet yapacağız yapacağızmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Birçok konu gibi Türkiye'de tarım konusu da dünyadaki gelişmelerle dışında tutularak ele alınamıyor. Çok etkileniyor Türkiye'de tarım konusu da birçok evet. konu gibi dünyadaki gelişmelerden. Son zamanlarda ulusal anlamdaki tarım tartışmalarında, konferanslarda, raporlarda çok karşılaştığımız bir kavram var. Bu da gıda milliyetçiliği. Ben zaman zaman Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporlarına baktığımda, sizin de konuşmalarınıza, yazılarınıza evet. denk geldiğimde sizin de bu kavrama... ...atıfta bulunduğunuzu görüyorum. Evet. Ee, sizden dinleyelim efendim. Gıda milliyetçiliği nedir? Ee, Türkiye için gıda milliyetçiliği... ...ne anlam ifade ediyor? Ee, çok kısa birkaç cümleyle... ...bunun temelini oluşturmak isterim. O da şu... ...tarım ciddi bir iş. Olmadığında neler olduğunu... ...olabileceğini düşündüğünüzde... ...tarımsal üretimin... ...ne anlama geldiğini... Ne ifade ettiğinde e, tespit etmek ya da bunu e, tahayyül etmek mümkün. E, çünkü tarımsal üretimle alakalı herhangi bir şekilde e, bir e, problemle karşılaşmış olmanız ya da bir zafiyetiniz sizin e, uluslararası iddialarınızdan tutun da e, her türlü konuda etkilenmenizin belki de zeminini oluşturabilir. O yüzden güçlü olmalısınız gıda milliyetçiliği kavramı da tam burada devreye giriyor. Ee, özellikle e, hep jenerik olarak söylenir işte pandemi ondan sonra Rusya-Ukrayna savaşı e, bütün dünyada e, ülkelerin kendi içlerine e, çekilmesiyle sonuçlandı. E, çünkü tekrar ülkeler kendilerini bir e, gözden geçirdiklerinde gördüler ki eğer gıda konusunda herhangi bir zafiyet söz konusu ise onun üzerine kurabilecekleri ne dış politika argümanları var, ne iddiaları var, kaldı ki bunun hem iç hem de dış yansımaları var. Dolayısıyla bazı konularda kendi kendilerine yeterli olsalar bile hatta bu konuda diğer ülkelerinde gıda ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olsalar bile Birdenbire işte ihracat yapanlar ihracatlarını durdurdular örneğin. Ya da stoklarını artırdılar. Çok daha kötü zamanları düşünerek. Yani Çatışmalarda gıdanın bir nevi bir silah, bir argüman haline aldığını da gördük. Özellikle Ukrayna-Rusya çatışmasında böyle yorumlar yapıldı. Siz katılıyor musunuz buna? Ya bu gıda konusu silah mıdır ...hani o bence başka bir tartışma konusu ama büyük bir güç. Eğer siz bu konuda... ...kendinizle alakalı... ...kontrol sistematiğinizde herhangi bir eksiklik yoksa... ...kendinize daha da güvenlisiniz. Hatta sizin dışınızda başka ülkelerin de... ...gıda ihtiyaçlarını karşılıyorsanız... ...o tahakküm kurma konusunda işte o noktadan itibaren artık farklı e, argümanlar geliştirmiş oluyorsunuz. E, biz özellikle e, Rusya-Ukrayna savaşından sonra bütün dünyanın birdenbire bir panik e, havasına, panik ortamına girdiğini gördük. Neden? E, çünkü e, size vermiyorlarsa yapabileceğiniz bir şey yok yani. Paranız olsa bile alamıyorsunuz. E, dolayısıyla tam bu noktada işte e, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hakikaten bütün dünyada e, artık herkes tarafından büyük bir takdirle e, ortaya koymuş olduğu tahıl koridoru girişimi işte bu havayı dağıttı. E, bunun bir ikinci yansıması da elbette satın alma ile alakalı fiyatlamalarda kendini göstermiş oldu. E, hep konuşulur e, tarım konusu bir milli güvenlik meselesi diye işte Tam çok kısaca anlatmaya çalıştığım hususlar, günün sonunda sizi getirip hem kendi ülke nüfusunuzu beslemek, hem ülkenize gelen misafirlerinizi beslemek, hem de bunun dışında tarım ürünlerinin satışından elde edilecek gelirle işte ülkenize döviz kazandırmanız bir bütün. Bunların tamamındaki gücünüz işte sizin milli güvenlik meselesi ya da o konudaki e, politikalarınıza yön verecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. E, ülkeler önce can sonra canan dediler. Yani e, bunu da görmek gerekir. E, bizler e, Avrupa'da birinci sıradayız tarımsal hasılada. Dünyada da onuncu sıradayız. E, ülke olarak e, çok farklı bölgelerinde, çok farklı ürünlerin e, işte, üretiminin, hasatının yapıldığı bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu e, durumumuzu devam ettirmekle alakalı hani dediniz ya politikamız ne vizyonumuz ne bu konumumuzu sürdürmek bunun da üzerine koyacak unsurları hayata geçirmek metodolojileri hayata geçirmek dolayısıyla bizler son 21 yılda Ak Parti'nin tarımla alakalı hükümetimizin tarımla alakalı politikalarının bugün bizi daha da ileriye götürecek noktalar için önemli e, altlıklar oluşturduğunda e, söylememiz gerekir. İşte Hiç olmayan tarım kanunundan tutun da diğer kanunlara kadar. Bugün itibariyle bizlerin yapması gereken e, gündemi, dünya gündemini çok yakından takip etmek, kendi pozisyonumuzu e, dünyadaki gelişmelerden bağımsız olmayacak şekilde belirlemek, ve mevcut pozisyonumuzu da güçlendirerek devam ettirmek çünkü tarım konusu sadece sizin etki edebileceğiniz şeylerden oluşmuyor aynı zamanda etki edemeyeceğiniz unsurlar unsurlarda tarımsal evet. üretimin içerisinde dolayısıyla belki de bu konu bundan sonraki zaman diliminde hayatımızın içerisinde çokça yer alacak herkesin algıda seçiciliğinin en üst düzeye çıktığı bir Durum olarak karşımıza gelmiş olacak. Tarım aynı zamanda etki edemeyeceğiniz etkenlerin de içinde evet. olduğu bir süreç dediniz. Bu süreçinde hemen ilk akla gelen son dönemlerde yaşadığımız iklim... Krize onun etkileri oluyor. Her anlamda biz kendi hayatımızda görüyoruz bunun etkilerini. Kuraklık hissediliyor, yağışlar, felaketler ya da afetler daha farklı şekilde hissedilir oldu. Türkiye'de de Ulusal Su Kurulu sizlerin başkanlığında, Cumhurbaşkanının da talimatı ve imzasıyla resmi gazetede yayımlandı ve Su Kurulu çalışmalarına evet. başladı. Nedir Su Kurulu? Nasıl çalışmalar yapacak? Bunun bir öncesine gitmek istiyorum yine müsaadenizle. O da şu, küresel iklim değişikliğinin en büyük etkisi su ile alakalı durumda kendisini gösterecek. Bizler ülke olarak su stresi altında olan bir ülkeyiz. Uluslararası bir ölçüm metodolojisi var. Bunda kişi başına yıllık 1700 metreküpün üzerindeki üzerindeki ülkeler yani kişi başına 1700 metreküpü sağlamış olan ülkeler su açısından zengin olarak kabul edilir. 1000 metreküp ile 1700 metreküp arasındaki ülkeler ise su stresi altında ülkeler olarak kabul edilir. Yalnız aradaki farkın büyüklüğüne dikkat çekmek istiyorum. Burada siz örneğin 1690 metreküp de olabilirsiniz. O aralığın en üstünde de olabilirsiniz. Ya da ee, en düşük yani 1000 metreküp ve altı su fakiri olan ülkeler kategorisine yakın da olabilirsiniz. Bizim ülkemiz şu anda 1313 metreküp ee, kişi başına yıllık düşen su miktarıyla ee, dolayısıyla su stresinde ve alt bareme daha yakınız. Yakındı, evet. Şimdi ne yapmamız gerekir bizim ee, suyu doğru ve verimli bir şekilde kullanmamız gerekir kabaca. Ee, bunun alt başlıkları var. Örneğin su depolama sistemlerinizi geliştirmeniz gerekir. Barajlarınızı, yeraltı depolamalarınızı geliştirmeniz gerekir. Suyu kullanırken de mevcut depolardan en verimli şekilde kullanacak sistemleri oturtmanız gerekir ki yarın bir gün ki çok uzak bir süreç değil bu. İşte eğer hiçbir şeye dokunmasak diyelim ki bugünkü gibi devam etsek ee, ...yani verimlilikle alakalı hiçbir endişemiz olmasa... ...2030 yılında biz o su fakiri olan ülkeler kategorisine düşme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz... ...su sitesi altında olan bir ülke olarak... ...su verimliliği, seferberliği başlatmayı... ...elzem gördük ve bu yılın 31 Ocak 2023 tarihinde... ...Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin de himayelerinde... Ki şükranlarımı arz ederim çünkü sıfır atıktan sonra ya hakikaten hem ülke hem de dünya gündemi için e, son derece önemli bir konuyu e, büyük bir destekle de imailerini aldılar. Hala da o büyük desteğini hissediyoruz. Bunun bütün Türkiye'nin gündemine gelmesi için bir e, lansman yapıldı. Ancak 6 gün sonra e, deprem oldu maalesef ve biz ara vermek zorunda kaldık. Tabii bu süre içerisinde ulusal su kurulu da dahil olmak üzere su ile alakalı strateji ve eylem planının hazırlanması bunun bütün kurumlara görevlendirmelerinin de yapılması şeklinde çalışmalarımız devam etti. Ve işte iki hafta öncesinden itibaren de tekrar su konusunu Türkiye'nin gündemine biz getirmek üzere yeniden hatırlatma ve eylem planını uygulama konusunda toplumun bilincini yükseltme konusunda çalışmalara başladık. Bu konuyu sadece bir dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayalım basitliğinde düşünmememiz gerekir. Yine söylüyorum aynı gıda için siz yokluğunu düşündüğünüzde ortaya çıkacak olan sonucu kıyaslarsanız eğer olayın büyüklüğünü görmüş olursunuz. Dolayısıyla bütün toplumun tamamının mutabakatını sağlayacak bir şekilde su verimliliği seferberliği başlatıldı. Bu bahsetmiş olduğumuz kurullar, işte bütün ilgili bakanlıkların içinde olduğu, odalar, borsalar birliğinin içinde olduğu, belediyeler birliğinin içerisinde olduğu, bu ulusal su kurulu en üst düzeyde Türkiye'nin bütün taraflarını suyun akışına yön verecek şekilde takip edecek bu politikaları izleyecek ve yönlendirecek bir kurul. Ee, sadece bu değil, hani bir kurulumuz var artık biz bütün her şeyimizi çözdük dememek gerekir. Ee, bireysel su kullanımımız var, sanayi su kullanımımız var, Tabii tarımsal var. su kullanımımız var. Her biri için belirlenmiş olan strateji planındaki eylemlerimizi tek tek uygulamamız gerekir ve bu konuda. Toplumun bütün kesimlerinin e, mutabakat şeklinde e, her türlü sahipten bağımsız bu konuya odaklanması gerekir ki yarınlarımızda e, çocuklarımız için e, onların e, sorun yaşayacağı bir ortam onlara bırakmayalım. Yani şunu diyoruz: kriz oluşmadan biz bu işi yönetelim. Yönetirsek e, minimum sorunla bu işi e, geçmiş oluruz. Yani bireysel adımlardan tarıma sanayiye kadar her alanda birlikte işbirliği içerisinde bu süreci ancak bir sonraki evreye taşıyabiliriz geliştirmek için hmm. özel buyurun bir bir ekleme Tabii. yapmak isterim o da şu yaklaşık 1750'ye yakın 1744 adet baraj ve gölet yapıldı bu ülkede suyu tutmanız gerekir çünkü aynı şekilde devlet Bizim bakanlığımız suyu kullanırken damla sulama ve yağmurlama ile hani en verimli şekilde kullanılacak biçimde yatırım yapan çiftçilerimize de yapmış oldukları yatırımın yüzde elisini hibe desteği olarak veriyor. Yani tarımsal üretimle alakalı da hem suyun bilinçli kullanılması ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor ama hani kabaca bir başlık olarak söyleyeyim. Aynı zamanda bireysel kullanımda yine belediyelerimizin altyapılarıyla alakalı izlemeler devam ediyor. Burada Türkiye ortalamasında yüzde otuzdayız. Ancak bazı belediyelerin yüzde altmış yetmişe varan kayıp kaçakları var. Yani siz 100 litreyi veriyorsunuz. Sadece 30 litre akıyor çeşmeden. Dolayısıyla bu boşa giden kısmını da bizim halletmemiz gerekiyor. Yine sanayide işte atık su veya gri su kullanımı aynı şekilde devam ediyor. Şu anda deprem bölgelerinde olmak üzere yeni yapılan evlerde yine gri su kullanımı ile alakalı işte mekanizmaların oluşması devam ediyor. Velhasıl topyekün aslında bir seferberlikten bahsediyoruz. Evet. şimdi iklim değişikliğinden bahsederken iklimin tarıma etkisinden de konuşmak evet. istiyorum. Yani su bunun bir bölümü, sıcaklık bir bölümü hepsini bir araya getirdiğimizde bunların hepsi de tarımı etkileyen bir süreç. 2050 yılına kadar raporlara göre, uluslararası raporlara göre hava sıcaklığının 3 derece daha artacağı öngörülüyor. Bu yüzyıl sonuna kadar 6 derece artacağı öngörülüyor. E tabi her devlette de kendi tarım politikasını bu değişime evet. ayarlamalı. Türkiye'de özellikle tarım politikasında, sizler de Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir konuşma yapmıştınız hızlı adım atmalıyız evet. diye. Tarım politikasında iklim değişikliğine ilişkin hangi adımlar atılıyor, nasıl önlemler alınıyor, bir politika belirlendi mi, çalışmalar yapılıyor mu? Elbette çok uzun zamandır bakanlığımız başta olmak üzere bu çalışmalar devletin ilgili kurumları tarafından yapılıyor ama ben bizim bakanlığımız tarafı itibariyle söyleyeyim. Kere her şeyden önce iklim değişikliği ne sadece kuraklık olarak görmemek gerekir. Aynı zamanda yağış düzensizliği veya yağış rejiminin değişkenliğini konuşuyoruz. Tabii ki bunu çok tecrübe ettik son dönemde evet. şehirlerimizde özellikle anlık bölgesel yağışların çok evet. hızlı yağdığı ve taşkınların evet. olduğunu da gördük. Evet. Yani 100 birimlik bir alana 100 birim olarak yağan bir yağmurun Yine 100 birim olarak ama sadece 10 birimlik bir alana yağdığını gördük. Dolayısıyla seller, taşkınlar bunlar sadece şehirlerimizde gerçekleşmiyor. Aynı zamanda tarım alanlarımızda da gerçekleşiyor. Dolayısıyla biz o biraz önce söylediğim 360 derecelik değerlendirmede işte iklim değişikliğine kurakla uyum sağlayan tohum çalışmaları ki Tarımsal Araştırma Geliştirme Merkezimiz bu konuda çok ciddi bir şekilde devam ediyor bugüne kadar. Ee, bu konuda özellikle tesis edilmiş tohum çeşitleri oluşmaya başladı. Ee, yine e, taşkınlarla alakalı işte tarım arazilerinin korunması ile ilgili devlet su işlerinin yapmış olduğu çalışmalar var. Ee, ama her şeyin ötesinde bizim tarımsal üretimi suyu merkeze alarak planlamamız gerekiyor idi ve bununla ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Şu anda bir eğitim sürecindeyiz. Önce kendi teşkilatımızı, ondan sonra çiftçilerimizi bu konuda bilgilendirerek neler yapacağımız konusunu anlatarak 2024 yılının Ekim döneminde yani zirai faaliyetlerin başladığı dönemde biz tarımsal üretim planlamasını hayata geçireceğiz. Stratejik ürünlerimizden başlamak üzere. Neler kapsayacak bu tarımsal üretim planlaması? Çünkü biz e, yine çok e, küçük bir örnekle başlayayım. Mesela şöyle bir trend görüyoruz çiftçiler arasında. Bir dönem çok e, rağbet gören evet. bir ürün, çok satılan bir ürün. Bir sonraki dönem e, çiftçiler tarafından rağbet görüyor, ekiliyor, düzensiz bir e, ekini alınıyor ve daha sonra bu da e, verimi e, farklı oluyor, Art, artış oluyor e, ihracatta, ithalatta ihtiyaç fazlası görülüyor. Böyle bir dengesizlik var. Şimdi tarımsal üretim planlaması hayata geçirecek 2024 Şubat ayı dediniz değil mi? Yok 2024'ün Ekim dönemi, zirai faaliyetin başladığı dönem. Ekim döneminde. Yani şöyle diyelim Ağustos sonunu baz alırsak bizim hedefimiz bu tarihten itibaren bunun hayata geçmesini sağlamak. Suyu merkez alarak. Suyu merkez Dediniz. Evet. Neleri kapsıyor? Nasıl bir tarımsal üretim planlaması dediğimizde ne canlanmalı bizim zihnimizde? Peki. Şöyle başlayalım. Siz elinizdeki varlıklarınızla, toprak varlığınızla, su varlığınızla, o bölgedeki bunun tahminlerini yaptığınız hava koşulları varlığınızla herhangi bir üretim alanında neyi üretmeniz gerektiğini planlamanız gerekir. Üretim planlaması böyle. Yani hangi ürünü nerede, ne kadar üreteceğim konusu. Tarımsal üretim planlamasını yaparken bazı yasal değişiklikler yapmamız gerekti. İşte 2023'ün 5 Nisan'ında bu tarım kanununda değişikliklerle devreye girdi. Ondan sonra da peyderpey bunun ikinci mevzuatları hazırlanıp devreye girmeye başladı. Örneğin sözleşmeli üretim vardı ancak tarımsal üretimin Ana bir unsuru olarak günün koşullarına göre yeniden biz bunu modelledik ve uygulamaya soktuk. Hem üreticiyi hem de o üretimi alacak olanları koruyacak bir unsur olarak. İkincisi kayıtlılıkla alakalı çiftçi kayıt sistemine herhangi bir sebepten dolayı örneğin miras hukukundan dolayı Çiftçi kayıt sistemine kaydedilemeyen arazilerin de tarım alanlarının da bu sistemin içerisine dahil edilmesini sağladık. Çünkü artık şöyle bir mazeretimiz yok. Çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlık oranı %65 anca biz bunu bu şekilde planlayabiliriz değil. Türkiye'deki bütün tarımsal faaliyeti kayıt altına almalısınız ve ölçmelisiniz ki planlayabilirsiniz. Bunu da yaptık. Bunun dışında işte ekilmeyen arazilerle alakalı yine bir düzenleme getirdik. İşte iki yıl boyunca eğer herhangi bir arazi ekilmemiş ise biz o mülkiyetin sahibi olanlara tamam biz sizin mülkiyetinize karışmıyoruz ama bu milli servettir boş bırakamazsınız. Dolayısıyla biz buranın kiralanmasını sağlayacağız. Yani bu kirayı sizin hesabınıza yatıracağız. Orayı kiralayanlar da bunu ekonomiye kat kat katmış olacak. Dolayısıyla ekonomi e, ekonomik tarafını e, ya da gıda arz güvenliği tarafını bu yönüyle sağlamış olacağız. E, bunun dışında e, neler e, var? E, i̇şte diyelim ki e, siz bir şehirdeysiniz. Bir e, tarımsal üretimin yapıldığı bir havzadasınız. O havzadaki bütün o şehirdeki üreticiler, üretici birlikleri, ziraat odaları, ticaret odaları, ilgili kurumlar hep birlikte oturup işte biraz önce söylediğim elimizde ne varı değerlendirdikten sonra suyu merkeze alarak üretim desenini konuşacaklar ve kararlaştıracaklar. Biz onları alacağız bütün Türkiye'de, konsolide edeceğiz ve ee, o biraz önce söylediğiniz bir yıl fazla, bir yıl eksik konusunu o planlamayla halletmiş olacağız. Eğer fazlamız varsa ihraçla alakalı artık bizim önümüzde bir e, veri setimiz olacak. E, hani fazla çıkarsa ihraç ederiz, çıkmazsa etmeyiz konusunu böylece çözmüş olacağız. Neden? Çünkü yurt dışı pazarı oluşturmak çok kolay değil. Bir yıl satıp öbür yıl satmadığınızda o pazarların sizde kalması mümkün olmuyor. Ayrıca e, burada... Eğer sizin için stratejik ürünleri fazlalaştırmak istiyorsan istiyorsanız herhangi bir yerde tarımsal desteklerimizi ki o da çok önemli bir başlık. Evet, çiftçilere verilen bölgesel olarak destekleri evet. de tamamen o zaman tarımsal üretim planlamasıyla aynen, uyarlayacaksınız, Evet. 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 Onun, onun en önemli bir argümanı olarak koyacağız yönlendirici etkisini yeniden tarımsal üretim planlamasında desteklerin e, biz geri getirmiş olacağız. Elbette var hani e, yönlendirici etkisi kısmen ama artık biz tarımsal üretim planlamasını konuşuyorsak üretim desteklerinin de e, onun en önemli bir parçası olarak hayata geçmesi gerekir. Bu üretim desteklerinden çiftçilere destek kapsamında biraz daha konuyu açalım istiyorum. Hı -hı. Şimdi çiftçilerin de tabii ki son dönemde enflasyonla birlikte hayatlarında ...büyük bir etki oldu girdilerin özellikle evet. ürettikleriyle. Yani ne olması lazım bir çiftçinin? Öncelikle kendi üretimini sürdürebilir bir tabana oturtabilmesi... ...bunun evet. üstüne de bir kar elde edebilmesi ki... ...bu çiftçilik mesleğini, tarımı, ekimi devam ettirebilsin. Tarımsal üretim planlaması kapsamında bize örneklerle... ...hangi bölge için planlanan varsa nasıl destekler birkaç örnekle anlatabilir misiniz nasıl destekler verilmeyi planlıyorsunuz ee, Biraz önce söylediğim gibi hı hı. bu çalışmalar bütün illerde 81 ilde teknik komiteler dediğim içinde üreticilerin üretici birliklerinin ...velhasıl oranın eşrafının diyelim bütün paydaşlarının bir araya gelerek vermesi gereken bir karar ama henüz biz bu safhada değiliz. Biz hangi hmm. safhadayız? Bunun nasıl olacağı konusunun konuşulduğu safhadayız. Ee, bununla, çünkü hani e, Türkiye gibi çok geniş yelpazede üretim yapan bir ülkede birdenbire biz buna karar verdik. Şimdi düğmeye basıyoruz. Yarından itibaren planlı bir üretim safhasına geçiyoruz diyemeyiz. Çünkü hakikaten e, Türkiye e, çok önemli bir üretim ülkesi, tarımsal üretim ülkesi. Dolayısıyla şu an için spesifik bir örnek vermeyeyim ama şunu söyleyebilirim. Örneğin A şehrinde siz bundan sonraki bütün tahminlerinizde şuna ulaştınız. Burada diyelim ki ay çiçeği ürününün üretilmesi diğer ürünlerin üretilmesinden daha fazla bir verimli sonuç size verecek. Ama siz orada ayçiçeği değil de e, tıp bir aromatik bitki ekiyorsunuz. E, o zaman e, sizin artık orada ayçiçeği gibi e, önemli stratejik bir ürünü üretim deseni olarak ortaya koymanız gerekir. Ha Hayır ben burada işte tıp bir aromatik bitki ekmeye devam edeceğim. Olabilir ama o zaman bizim desteklerimizden faydalanmayacaksınız. Ya da siz burada e, diyelim ki çok e, su tüketen e, herhangi bir ürün üretiyorsunuz. E, şimdi ürünleri e, söyleyip de e, bir polemik oluşturmak Hı. istemiyorum ama... Örnekler üzerinden. Bir yapıyoruz. örnek tabii, olarak tabii. söyleyelim. Örneğin <laughs> mısır ek, ekiyorsunuz, mısır üretiyorsunuz bir yerde. <laughs> Bu su tüketen bir ürün. Sizin gelecekteki tahminleriniz... İşte gelecek 2-3 yıl içerisinde su ile alakalı orada bir problem olacağını gösteriyor. Ama oradaki üretici bunu üretmeye devam etmek istiyor. Şimdi burada bir şey var, bir çatışma var. Burada biz diyoruz ki biz bu üretim desenini değiştirmediğiniz sürece sizi desteklerden faydalanmıyoruz. Faydalandırmıyoruz. Ayrıca ikaz ediyoruz. Önümüzdeki dönemden itibaren bu üretim desenini buradaki planlamaya konu olacak şekilde değiştir bu ürünü. Yine değiştirmek istemiyor. İşte o zaman artık ona kanunda da yer verildiği şekilde oradan elde etmiş olduğu hasılatın bir bölümünü orada devam etmenin bedeli olarak ödemesini istiyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü orada bütün şartlara rağmen kendi istediği şekilde bunu devam ettirmenin ülke açısından bir bedeli var. O bedeli o üreticiye götürmek istiyorsak o zaman onun bedeline de onun gerekiyor. Aslında gerek. baktığınızda şimdi ülkenin tarımsal üretim planlamasını yapıyorsunuz evet. ama bireysel olarak çiftçilere de bir üretim planlaması, bir öngörü, bir planlama çıkarmış gibi oluyorsunuz. Evet yani biz şunu söyleyeceğiz tarımsal üretim planlaması hayata geçtiği andan itibaren bizim çiftçilerimiz önümüzdeki 3 yıl boyunca Hı -hı. değişmeyecek bir e, üretim deseninin bulundukları bölgede hangileri olduğu ile ilgili kesin ve de kat'i bilgiye sahip olmalarını sağlayacağız. Dolayısıyla bu dediğim gibi bütün Türkiye'de bunu konsolide ettiğiniz zaman ortaya çıkan sonuç sizin hangi ürünlerde problem yaşama ihtimalinizin olduğunu, hangi ürünlerde fazlalığınızın olduğunu, bunları nasıl değerlendireceğinizi analiz etmenize fırsat verecek. Biz bunları alıp dediğim gibi hani önümüzdeki zirai faaliyetin başladığı döneme kadar yetiştirdiğimiz takdirde çok büyük oranda bu bahsetmiş olduğunuz bir yıl o para etti. Biz buna gidelim. ikinci yıl Acaba şu ürünün eksikliği çekilir <laughs> mi? Şimdiden bunu ekelim. Kavramının dışında 3 yıllık öngörülebilir, tahmin edilebilir bir üretimin mümkün olduğunca belirsizliklerinde ortadan evet. kaldırılmasının evet. hedeflendiği evet. bir planlama. Peki hemen bu noktada şimdi çiftçilik ve tarım sektörünün yaşlandığı ve gençlerin tarıma evet. e, rağbet göstermediği de tartışılan konular arasında baktığımız zaman çiftçilerin yaş ortalaması Türkiye'de 58 olarak görülüyor. Ee, bu nedenle şimdi bak gençleri tarıma yönlendirmek için atılacak adımlar bakanlık tarafından böyle bir planlama var mı ee, atılıyorsa hangi adımlar atılıyor mevcut durumda ilerleyen günlerde nasıl bir süreç görebiliriz ee, gençlerin tarımsal üretimin gençlerin ve kadınların tarımsal üretimin içerisinde yer alması e, dileği isteği sadece bizim ülkemize has bir konu değil biz dün Brüksel'de e, yüksek düzeyli e, diyalog toplantısını yaptık tarım konusunda e, orada da konu buydu. Yani, Peki oradaki e, Avrupa ülkelerine baktığınız zaman Türkiye ile kıyasladığımızda orada nüfusun yaşlanması nedenli bir süreç mi yoksa orada da gençlerde? Aynı, aynı hiçbir şey fark etmiyor çünkü e, işte teknolojinin e, çok üst düzeyde artık hayatımıza Hı -hı. girmiş olması gençlerin özellikle kısa zamanda hızlıca sonuç alacakları konulara Mesela, eğilimi yani. ve diğer konular işte kırsalda yaşam ile alakalı hani kentsel yaşamın daha cazibeli olması, albenili olması gibi hususlar gençlerin tarıma olan ilgisi konusunda bir soru işareti oluşturmuş durumda. Hı hı. Elbette bizim için de bu söz konusu. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz teknolojiyi en iyi kullanan bütün seçenekleri değerlendirip, eğer bir iş yapacaksa, onu en iyi, en somut, en optimum şekilde ortaya koyan koyma yeteneğine sahip gençlerimiz eğer tarımsal üretimin içerisinde olurlarsa, bizim gelecekle ilgili gıda arz güvenliği anlamında herhangi bir endişemiz olmaz. Peki ne yapmamız gerekir? Bir kere her şeyden önce tarımsal üretimin gençlerin istedikleri hayat e, biçimine engel bir konu olmadığının onlar tarafından da algılanmasını sağlamamız gerekir ne demek istiyorum bugün cep telefonuyla e, yüzlerce binlerce kilometre uzaktaki bir tarlasının sulamasını Eğer başlatabiliyorsa e, o zaman e, buna ya ben illa da orada olmam gerekir anlayışının, ortadan kalkmış olması gerekir gibi yani. Yani tarımda dijitalleşmenin farkında olmak gerekiyor. Teknolojinin kullanımı ile alakalı. Peki biz ne yaptık? Biz Türkiye'de 30 tane genç arkadaşımızı ki bunlar bil fiil kendileri tarımsal üretim yapıyorlar. Tarımsal üretim derken yanlış anlaşılmasın bitkisel üretim ve hayvansal üretimi birlikte düşünmemiz hı hı. gerekir ve su ürünleri üretimini. Bu her üç ana kategoriyi biz toplamda tarımsal üretim olarak tarifliyoruz. Hani sadece konuşurken bitkisel üretim diye anlaşılmasın. Bu genç arkadaşımız, bu 30 arkadaşımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Hatta bazı projelerimizde bireysel olarak da bir ya da birkaç birkaçıyla görüşerek onların bizim bundan sonraki hayata geçirmek istediğimiz konulardaki düşüncelerini alıyoruz. Bu çok önemli. Aynı zamanda bizim bakanlığımızın Özellikle gençlerin tarımsal üretimi ve kadınların tarımsal üretimin içerisine girmesiyle ilgili ciddi destekleri var. Bu desteklerin farkında olmalarını sağlamak, bunun yayılımını sağlamak için de yine bu genç arkadaşlarımızdan e, görüş e, alıyoruz. Ve onların o düşüncelerini e, biz de değerlendirerek uygulamaya e, koyuyoruz. E, Tarım Orman Gençlik Konseyi bizim konseyimizin adı. E, yine önümüzdeki sene bu Avrupa Birliği ile yapılacak olan yüksek düzeyli e, diyalog toplantısını 2024'ün e, ilk yarısı bitmeden Türkiye'de yapmak üzere mutabık kaldık Avrupa Birliği ile. Ve e, bu yılki toplantılarda yanımızda Türkiye'nin ihracatçıları vardı, Türk ihracatçıları. E, Avrupa Birliği de Avrupa Birliği'ndeki e, sektörü e, ithalat ya da ihracat yapan sektörü getirdi. Ve iki sektör, iki grup birbirleriyle görüş ve bilgi alışverişinde bulundular. Aynı şekilde önümüzdeki yıl Türkiye'de yapılacak olan diyalog toplantısına biz e, Avrupa Birliği'ndeki genç çiftçileri davet ettik. Avrupa Birliği buna tamam dedi. E, onlar da bu konuda çalışmaya başlayacaklar. Ben şimdiden sizin vasıtanızla Genç arkadaşlarıma, genç kardeşlerime o e, toplantı için, e, o zaman için hazırlık yapmalarına istirham ediyorum. Çünkü o bilgi, deneyim paylaşımı hakikaten tarımsal üretimle alakalı içlerin içinde bulunmak istedikleri, isteyecekleri ortamın ne şekilde e, elde edilebileceği konusunda da bir karşılıklı görüş alışverişi, bilgi paylaşımı olmuş olacak. Peki o zaman şimdi hemen kısa bir ara verelim. Reklamların ardından Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile muhatap devam edecek. Evet, muhataba devam ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye'nin tarım politikalarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bakalım şuradan devam edelim. Bir anne olarak gıda güvenliği benim özellikle çok dikkat ettiğim ve bütün annelerin bence Türkiye'de bütün ebeveynlerin hepimizin dikkat ettiği bir konu. Markete gittiğimizde elimize bir en basitinden meyve aldığımızda, sebze aldığımızda, paketli bir ürün aldığımızda aklımıza ilk gelen içindeki maddeler tarladan sofraya gelene kadar yaşanan o zincirde yaşanan bütün süreçler. O yüzden nasıl bir süreç izleniyor gıda güvenliği için? Tarladan sofraya gelen bu süreçte bakanlık tarafından. Son derece haklı ve çok güzel bir soru. Ben ülkemizde Vatandaşımızın bu konudaki hassasiyetinin gün geçtikçe artmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Çünkü bu sadece sizin kanunlarla yönetmeliklerle halledebileceğiniz bir konu değil. Aynı zamanda toplumsal bilincin oluşması ve kendilerine sunulan ürünlerin onun istediği biçimde. Olması gerektiği biçimde. Bir sorgulama. Bir sorgulama mekanizması içerisinde başlaması. olmasını biz arzuluyoruz zaten. O yüzden şunu söylemiştik hep. Her bir vatandaşımız bizim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ile alakalı hususlarda gönüllü elçisi. Hakikaten son dönemde de özellikle sağlıkla alakalı gıda gıda ile alakalı halk sağlığını etkileyecek konulara olan ilgi e, öyle çok basit ve yüzeysel değil. Bu konudan e, memnuniyet duyduğumu tekrarını ifade etmek isterim. <laughs> Bakanlık olarak biz ne yapıyoruz? Bakanlık olarak e, özellikle ürünlerin e, tarladan itibaren e, önümüze gelene kadar ki süreçte e, kullanılmış olan e, özellikle ilaçlarla alakalı denetimlerini tarlada yapıyoruz. Bunların bir bölümü yurt içerisinde piyasaya geliyor, bir bölümü de ihracata gidiyor. Her halükarda şunu söylemek isterim. Eğer hak sağlığını etkileyecek düzeyde o sınıra yakın bile olmuş olsa tespit edilen ürünlerin tamamı imha edilir. Diyelim ki ihracata ihracatla alakalı bir husus oldu. İhracatta tespit edildi. Bu geri dön, dönmez asla. Türkiye'ye sanki yeni bir ürün dışarıdan giriyormuş gibi muamele edilir ve orada tespit edilirse yine aynı şekilde onlar da imha edilir. Dolayısıyla e, şu konuda müsterih olsunlar vatandaşlarımız. E, tespit edilen bu tarz ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya sunulması söz konusu bile olamaz. E, bunun dışında e, sadece sebze meyve olarak da düşünmeyelim. Bizim e, düzenli rutin kontrollerimiz var. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz var ve oradaki arkadaşlarımız yaklaşık 7500 arkadaşımız hem rutin planlı denetimlerini yaparlar hem de bu yılın Ağustos ayından itibaren başlattık sektörel denetimleri yapıyorlar ve yapmaya devam ediyorlar. E, şu, sadece bugüne kadar 2023 yılından alacak olursak bugüne kadar 1 milyon 200 bin denetim yapıldı. Ee, yine Ağustos ayından itibaren e, işte toplu tüketim, gıda tüketim yerleri 3 hafta boyunca denetlendi. Ondan sonra et ve süt ürünlerini satan yerler, hep bunlar sektörel denetim, üretim ve satış yerleri 3 hafta boyunca denetlendi. Bugün itibariyle de, bu hafta başından itibaren de, özellikle zeytinyağı fiyat anlamında belki gündeme geldi ama yine bunun dışındaki hususlarda da bir sorun olmaması için 7500 arkadaşım zeytinyağı üretim ve satış yerlerinin denetimine devam ediyor. Hepsine yetişmemiz bizim gibi çok geniş yelpazede üretim yapan bir ülke olarak %100'ünü biz kontrol edebiliriz diyemem çünkü hani böyle bir şey şey olarak da mümkün değil. Teknik olarak da mümkün değil ama şu mümkün. Bütün vatandaşlarımız ister direkt, ister Alo 174 hattıyla, ister Cimer gibi bildirim vasıtalarıyla bize ulaştırdıkları her konuyu mutlaka ama mutlaka bakıyoruz. Her bir şikayeti mutlaka değerlendiriyoruz ve bu konuda zerre kadar bir tavizimiz olamaz. Bizim için halkımızın güvenilir gıdaya ulaşma hakkına engel olacak hiçbir konuyu biz tolere edemeyiz. Buna hoşgörüyle bakamayız. Dolayısıyla bu işletmelerin kapatılmasından bunların savcılıklara suç duyurusunda bulunulmasına kadar çok geniş bir, yelpazede bütün yaptırımları devreye sokuyoruz. Biz de tekrarlamış olalım buradan. Hepimiz birer gıda elçisiyiz. Evet, o lütfen, zaman Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan da 100 alo 174 hattını arıyoruz ve ters bir durumla karşılaştırdığımız zaman şikayetimizi buraya bildiriyoruz evet. ve bunların hepsinden de takip edildiğinden de emin oluyoruz. Şimdi Sayın yumaklı orman yangınlarını da konuşmak istiyorum. İklim evet. değişikliğinden bahsettik. Özellikle son dönemde iklim değişikliğinin bir diğer etkisi de orman yangınları oldu. Son yıllarda hem Türkiye'de hem bizim coğrafyamızda çok yakından takip ediyorum ben bu süreci. Amerika'da da olsun, evet. geçtiğimiz yaz Yunanistan'da, Rodos adasında olsun ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki orman yangınları konusunda tek etken iklim değişikliği değil, değil. Biz aynı zamanda bunları birer terör faaliyeti olarak da karşı karşıya kalıyoruz. Ve siz de bu süreçleri her zaman takip ediyorsunuz. Ee, orman yangınları ile ilgili birkaç yıl önce bir gündem oluşmuştu. Belirli eleştiriler getirilmişti. Bu eleştirilerle birlikte bir dezenformasyon süreci de yaşandı. Ancak ben özellikle geçtiğimiz yaz aylarında yaşadığımız orman yangınlarında artık yangınların bu kadar gündem olduğunu görmüyorum. Evet. Yayınlar yapıyoruz, bölgelere bağlanıyoruz anlık orman yangınlarında. Ve oradaki muhabir arkadaşlardan da aldığımız ilk feedback şu oluyor, dakikalar içerisinde ekipler buraya geldi ve müdahale evet. etti. Şimdi dünden bugüne orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye'nin durumu nedir, değişti mi, daha farklı bir planlama içerisinde miyiz? orman yangınlarının sebepleriyle alakalı e, bir açıklık getireyim. E, %90 ihmal <laughs> ve e, insandan kaynaklanan e, hani e, bunu nasıl söyleyelim? İhmal kasıt kasıttan bahsetmiyorum. Kasıttan bahsetmiyorsunuz. İnsan evet. kaynaklı nedenlerle orman yangınları İnsan, çıkıyor. Yani bir izmarit gibi mi? Evet yani işte tarla temizliği diyelim. Ha tabii evet. Tabii. Ee, ya da farklı sebeplerle tabii. olan yangınlar insan unsurunun olduğu ihmalden kaynaklı ya da gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklı e, yangınlar. %90 Yüzde %90 mı? bu. Evet bu çok. Bunun dışındakilerde e, bizim İçişleri Bakanlığımız hani e, kamuoyuna nasıl yansıtıyorsa bunlarla ilgili e, bilgilendirmeleri yap, yapıyorsa o oranda yani e, terör faaliyeti kısmı bunların içerisinde en düşük olanı. Hı hı. Bunun dışında diğer teknik sebepler oluyor ama %90'ı insan unsuru ve e, genellikle de ihmalden ya da gerekli ihtimamın gösterilmemesinden kaynaklanır. Bu çok hususlar. çarpıcı. yani evet. Biz çünkü hep iklim değişikliğiyle birlikte orman yangınlarında işte çok çabuk otların kuruması ve havanın getirdiği etkenlerle birlikte orman yangınlarının çıktığını düşünüyoruz ve böyle bir izlenimimiz de var. Bu da bir nedendir elbette ama %90'ının evet. yani bizlerin ihmalleri noktasında çıkıyor olması çok çarpıcı. İklim değişikliğinin etkisini burada göz ardı edemeyiz. O da şu nemin çok düşük olduğu. Tabii. sıcaklığın çok yüksek olduğu bir yerde. Hele bir de rüzgar varsa sizin elinizdeki küçük bir ateş kaynağı koca bir ormanı yakabilir. Bu küçük bir cam parçası da olabilir. Her, şey olabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla iklim değişikliğinin etkisi var hızlandırıcı ve buna ortam hazırlayıcı olarak. Ama biz eğer bugün işte anız yakıyorsak ya da tarla temizliğini yaptıktan sonra onu çöpe atmak yerine yakarak onu yok etmeyi seçiyorsak ...işte e, örneğin Belen yangını böyle hmm. bir yangındı. Hmm. Dolayısıyla istenmeyen sonuçlara sebep olabiliyoruz. Peki neden bu sene bu kadar konu olmadı? Çünkü e, kabiliyetlerimiz arttı. E, özellikle de müdahale edebilecek makine, ekipman varlığımız arttı. Ben şöyle söyleyeyim, rezerv e, varlıklarla beraber... ...yani diğer bakanlıkların da bize ayırmış olduklarıyla birlikte... 24 uçağımız var, onunla müdahale ettik, 100 helikopterle müdahale ettik, 10 İhala İHA müdahale ettik ki insan savaş araçlarını biz Avrupa'da kullanan ilk ülkeyiz, dünyada da ikinci ülkeyiz. İHA'ların etkisini şöyle yapalım, biz şimdi gözlerimiz açık görüyoruz, gözlerimizi kapatalım, işte İHA'nın varlığıyla yokluğu tam olarak öyle. Yine 776 kulemiz var, 4500 çok iyi kapasiteli kara araçlarımız var. 25 bin direkt yangına müdahale eden arkadaşım var. 118 bin de gönüllümüz var. Şimdi bizim yapmamız gereken ne? Bunları çok iyi koordine ederek hızlı bir şekilde yangına müdahale etmek. Ve biz bunu yaptık. Yani biz bunu tamamen ülke gündeminden çıkarmak üzere her geçen yıl performansımızı artırmak üzerine kurulu bir yol izliyoruz. Bu 40 dakikalardan 30 dakikalara, 15 dakikalara en nihayetinde 11 dakikalara kadar müdahale zamanını düşürdük. Şimdi hedefimiz bunu 10 dakikaya düşürmek. Bu yıl 11 dakikada kaldık. Yani durumumuz kötüleşmedi, aynı kaldı ama önümüzdeki yıl bunu 10 dakikaya indirmekle alakalı gerçekten çok önemli bir irademiz var. Yangın için 3 safa var. Bunu hep söylüyorum. Yangın öncesi durum, yangın esnasındaki durum, yangın sonrasındaki durum. Yangın esnasındaki durumu söyledim. Yani siz elinizdeki bütün kabiliyetlerinizle yangına müdahil oluyorsunuz. Onun daha fazla zarar vermesine engelliyorsunuz. Yangın sadece ormana zarar vermiyor, sizin ekili alanlarınıza, işte yerleşim alanlarınıza zarar veriyor. Bunları engellemeye çalışıyorsunuz. Bu yıl yaptığımız çok iyi bir koordinasyonla, iyi tahminlemelerle, konuşladığınız ekipman ve insan gücünüzle, bu yıl Türkiye'nin gündeminde çok yer almadan sadece ...gerçekleştiği an konuşulan bir unsur olarak kaldı. Ee, peki yanan alanlar ne oldu? 2021 yılında yanan alanların tamamı 2022 yılı sonuna kadar ağaçlandırıldı. Hatta bu konuda bir Guinness rekoru var bildiğim kadarıyla doğru mu? Çorum'da 303.150 fidan bir saatte ekilmiş ve bu da Guinness rekorlar kitabına girmiş. Yani... Bu, pek çok bu konuda rekor var. Ağaç dikme aynı anda ağaç dikme rekoru. Ama benim bu söylediğim yanan alanların yeniden hı hı. ağaçlandırılması. Çünkü polemiklerden bir tanesi de o. Yanan alanların işte bir şekilde kullanıma açılması, işte otel yapılması ya da konut yapılması vesaire. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Anayasal olarak mümkün değil. 2022 yılında yananlar bu yılın sonuna kadar e, tamamen ağaçlandırılmış olacak, bitmek hı hı. üzere zaten. Ama e, söylediğim bir de yangın öncesi durum var. Asıl başarı orada Önünü almak. Yangını çıkartmamak. Hı hı. Dolayısıyla şimdi bu konuya odaklanmış olduk, bütün orman teşkilatımızda dahil olmak üzere. Çünkü sizin yangın çıktıktan sonra kabiliyetiniz de bunlara müdahale etmenin söz konusu da harcadığınız emek, kaynak, hepsi bu ülkenin yani senin benim e, devletin e, bizim adımıza yaptığı harcamalardan ka karşılanıyor. Neden böyle bir şey olsun ki? Yani niye dikkat edilmeyen dikkatsizlik ve ihmalden dolayı o anda engellenebilecek bir şey için siz saatlerce, günlerce hatta onu söndürmek için uğraşın. Dolayısıyla bu konuda önümüzdeki günlerde çok daha yoğun bir şekilde odaklanacağız ve işte her türlü hem kapasitemizin geliştirilmesi hem de bilincin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaları yapacağız. Bu konuda ben nasıl gıda güvenilirliği konusunda güvenilir gıda konusunda bütün vatandaşlarımızı birer elçi olarak gördüğümü söyledim. Bu da bir seferberliktir. Bu diyorsun. da bir seferberliktir. Bundan sonra şimdi şöyle de bir durum var. Bu yangınların elbette çıkmamasını sağlayacağız. Yunanistan'da haftalarca sürdü. Kanada'da aylarca sürdü. Ama bizim ülkemizde en uzun süren yangın bu yıl 51 saatte Çanakkale yangınıydı. Hamdolsun onu da biz çok daha büyümeden, hakikaten bizde hasar oluşturmadan en azından oluşturduğu hasarın üzerine çıkarmamasını çıkmamasını sağlayarak halletmiş olduk. O yüzden bizim vatandaşlarımıza ben bugünden itibaren gönüllü birer orman elçisi olarak da baktığımı onlardan bu konuda bizlere destek olmalarını istirham ediyorum. Peki. Şimdi süremizin sonuna geldik ama ben güzel evet. bir görüntüyle bitirelim istiyorum. Nesli tehlike altındaki Anadolu Partisi'nin... Parsının fotokopana yakalanan Yakalandı. görüntülerini siz sosyal medya hesabınızdan paylaştınız. Evet. Hatta efendim mesajınızda muhteşem Parsımız aylar sonra bir kez daha fotokopanımıza poz verdi dedi. Şöyle birlikte görüntüleri de izleyebiliriz. Evet, çok güzel değil mi? Evet çok güzel görüntüler. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar işbirliğinde Anadolu Parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz. Nasıl bir çalışma yürütülüyor nesli tükenen en tehlike altındaki hayvanlar için. Bir kere ülkemizin çok zengin bir biyoçeşitliğe sahip olduğunu bilmemiz gerekir. Bu bizim için gurur vesilesi. Hakikaten ülkemizdeki biyoçeşitlilik hem bitkisel hem de hayvansal varlık olarak pek çok ülkeyi kıskandıracak boyutta. Hedefimiz bunları korumak. Bununla alakalı özellikle bakanlık olarak birçok disipline sahip çalışma alanlarında arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar çünkü bunlar bizim gelecek nesillere aktaracağımız emanetlerimiz birçok yöntemi var öncelikle bunların tespit edilmesi kayıt altına alınması sonra da takip edilmesi hususları sadece Anadolu Parsi için söylemiyorum o çok güzel bir sembol ama bunun dışında da hem hayvan olarak hayvan varlığı olarak hem de bitki varlığı olarak Bunların gen bankasına kaydı söz konusu, ee, özellikle e, ata tohumları örneğin hı hı. E, yine bizim gen bankamızda e, kayıt altına alınıp koruma altına alınan e, zenginliklerimiz, onların e, işte çoğaltılarak e, vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin, üreticilerimizin üretimini yapmasını sağlamak. İşte aynı şekilde vahşi e, hayatta. Anadolu Parsı gibi diğer zenginliklerimizin de çoğalmasını sağlayacak çalışmalar yapmak. Mesela geçen hafta sinoptaydık ve ülkemizde artık nesli tükenmiş olan ama arkadaşlarımızın yeniden üreterek büyük bir çabayla doğal hayata kazandırdı Mersin balığını biz Karadeniz'in sularına bırakmış olduk. Bu gibi çalışmalara. Bizim ilgili birimlerimiz devam ediyorlar. Özellikle Doğa Koruma Milli Parklar Teşkilatımız ve Orman Teşkilatımız bu zenginliklerimizin korunması için gece gündüz görevlerinin başındalar. Evet peki efendim çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Muhataba katıldınız. Hem muhatabımız oldunuz hem de ilk kez Türk ekranlarında bizlerle sorularımızı yanıtladınız. Evet. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Muhatabın bu bölümünde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Türkiye'nin tarım vizyonunu, dünyada tarımın yenini, yerini, gıda milliyetçiliğini, iklim krizinin tarıma etkilerini konuştuk olabildiğince. Haftaya muhatapta yine yeni bir konukla sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın.